Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videomda BMW E36 M3 kasanın yani bu aracın tanıtım videosunu çekmiştim. Umarım izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. İzlemediyseniz önce o videoyu izleyip sonra da bu videoma göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bugün ne yapacağız? Burada görmüş olduğunuz gibi aracın orijinal jant sistemini söktüm. Egzozunu söktüm. Bu arabaya modifiye yapmayı düşünüyorum. Modifiye olarak da aklımdan geçen spor egzoz takmayı düşünüyorum. Varex dediğimiz egzozdan takmayı düşünüyorum. Yeni bir jant modeli getirdim. Sipariş 3D basım FMK Works Instagram adresinden siz de bu jantlara ulaşabilirsiniz. Gelin bir onlara göz atalım. Şimdi orijinal jant ve egzoz sistemine bir zarar vermeden çıkartıldı. Yani ileride istenirse tekrar kullanılabilir. Başka bir araç için de kullanabilirim. Yedeklere bunu koyuyorum arkadaşlar. Egzoz sistemini de herhangi bir zarar ziyan vermeden söktüm. Çift çıkış egzoz vardı orijinal üstünde krom. Bunu da ileride belki başka bir araçta kullanırım. Şimdi bu araçta sipariş verdiğim egzozlara bir göz atalım. Benim gerçekten hoşuma gitti. Performa diye geçen jant. FMK Works'tan basım olarak geldi jantlarım. Görmüş olduğunuz gibi lastik detayına kadar ince detay uğraşılmış. Orta göbek beyaz. Alüminyum offsetli bir jant. Şimdi bu jantları sıcak silikonla uyguluyorum ben aracıma. Yani sabit bırakıyorum. Fazla bir oynama şansı olmuyor. Zaten araçları sürmüyoruz. Yapıp bittiğinde sergiliyoruz. O yüzden benim için pek de bir sıkıntı değil. Jantlarım bu şekilde. Alüminyum offsetli performa model jant. Geniş tabanlı. Ve ilave olarak da şu 1.18 ölçekte egzoz yani Varex egzozumuz geldi. Bu egzoz da hediyesi oldu FMK Works'un. Açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siz de takip ederseniz daha farklı güzel ürünler de bulabilirsiniz. Yanında şöyle bir de ufak bir yağ kutusu şişesi bırakmış. Sağ olsun. Onun hediyesi bunlar da. Size de tavsiye ederim. Açıklama kısmına Instagram adresini bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Aracımızın jantları, egzozu, her şeyi hazır. Bir önceki videomda bahsetmiştim ürünün kutu açılışını yaparken dekal çıkıyor içinden diye. Bu dekal nedir? Su bazlı yapışkandır arkadaşlar. Şöyle odaklayayım görünüyor mu bilmiyorum kameradan. Su bazlı yapışkandır. Yani suya bırakacağız önce. Daha sonrasında suda çözülüp yapışkan kısmının ortaya çıkmasını sağlayacağız. Ve bunları cama veya arabanın istediğimiz bir yüzeyine uygulayacağız arkadaşlar. Bunu da birazdan hep beraber yapacağız. Plakalarımız var. Şöyle 35 kupon plakalarımız da hazır. Bunlar sticker, dekal değil. Bunları kendim bastırttım. Bunları da plakaları ön plakayı düşünmüyorum ama arkaya güzel bir plaka uygulamayı düşünüyorum. Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İlk videomda da bahsetmiştim. Araca herhangi bir işlem yapılacaksa yani herhangi bir yapıştırma işlemi varsa ben daima sıcak silikon kullanmayı tercih ediyorum. Görmüş olduğunuz sıcak silikon tabancasıdır. Yaklaşık hırdavatçılarda 20-30 lira arasında ve şu görmüş olduğunuz yapışkan maddesi yani mum silikon dedikleri madde de 2,5-3 lira civarında bir madde. Araçlarınıza herhangi bir zarar vermez. Japon yapıştırıcı gibi geri dönüşümü olmayan olaylar meydana gelmez. Hepinize tavsiyem bu ürünü kullanmanız. Bunu da nasıl kullanıyorum hemen onu da göstereyim. Şu şekilde şu an soğuk o yüzden dokunabilirim ama siz yine ısındığı zaman dokunmayın bu ürüne. Şu şekilde jantların arkasına sürüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sürüyoruz. Ve daha sonrasında alıp aracın şu çamurluk kısmına görüyorsunuz. Bu kısmı bu şekilde monteleyebiliyoruz. Bu hareketsiz sistemde geçerli. Hareketli sistemlerde daha farklı oluyor. Araç ileri geri gidebiliyor. Sağ sol aktif teker yapan arkadaşlar da var. Ben tercih etmiyorum. Direkt yapıştırıp geçiyorum arkadaşlar. Görüntü olarak da neler yaptım derseniz bugüne kadar. Mesela şu görmüş olduğunuz BMW'de jantları yapıştırma. Sıcak silikonla yine. Alttan da şöyle bakarsanız çok da fazla kötü bir durumla karşılaşılmıyor. Veya şurada golfümüz var. Bu golfümüz de yapıştırma jantları. Şöyle alttan da bakalım. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Yapıştırmak istediğimiz yüzeye şöyle ufaktan sürüyoruz arkadaşlar. Çok fazla silikona boğmaya gerek yok aracımızı. Daha sonrasında da şöyle görmüş olduğunuz gibi iç kısmına istediğimiz basıklık seviyesini ayarlayıp yaklaşık bir 20-25 saniye kadar bekliyoruz yapışması için.
Ve daha sonrasında serbest bıraktığımızda jantın başarılı bir şekilde yerine yerleştiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi diğer bütün jantları da yapıyorum. Daha sonra da dekal sistemine geçelim. Bakalım dekali nasıl yapıyormuşuz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi bütün jantları sıcak silikon yardımıyla yapıştırdım tek tek. Sıkıcı bir video olmaması için size sadece ilk kısımda nasıl yapılacağını söyledim ve kendim hepsini yapıştırdım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Yine egzozu uygularken de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben yuvasından çıkardım orijinal egzozunu. Onun yerine Varex egzozu takacağız. Egzozu takarken de şu görmüş olduğunuz kısma sıcak silikon uygulayıp egzozu buraya bırakacağız arkadaşlar. Aracımızın spor egzozunu da aynı jantlarda olduğu gibi sıcak silikon yardımıyla tutturduk arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Fazla kullanmadım sıcak silikon ama daha önce ilk videomda izlediyseniz eğer onda da bahsetmiştim. Araca veya yapıştırdığınız herhangi bir ürüne sıcak silikonun zararı olmuyor arkadaşlar. Yalnız ben yine de araçlarımda fazla silikon kullanmayı, yani fazla miktarda silikon kullanmayı tercih etmiyorum. Hoş bir görüntüye sebebiyet vermeyebiliyor. Daha sonrasında bir değişim yapmak istedim. Yani görmüş olduğunuz egzozu çıkartıp da yerine şu egzozu tekrar takmak istersem işimi zorlaştırabiliyor. Şu an sıcak silikonla işimiz bitti arkadaşlar. Aracımızın jantlarını taktık. Spor egzozunu taktık. Sırada ne var diye sorarsanız sırada görmüş olduğunuz plakalarım var. Şimdi plakaları nasıl uygulayacağız onları göstereyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz plaka elimdeki çıktı kağıdından alma ama farklı bir yöntemle sticker'a dönüştürülüyor. O yüzden sticker olduğu için de bunu şu şekilde alttaki kağıdından ayırıyoruz. Ve plakayı çıkartıp plakalık kısmına oturtuyoruz. Şöyle falçata yardımıyla yani sivri bir nesneyle yapışkan kağıdından ayırabiliriz. Yani bu dekalden çok çok daha kolay ve daha sağlam bir ürün sticker. Öyle söyleyeyim. Araçlarımda hiçbir zaman uhu veya benzeri yapışkan kullanmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Sticker kullanmanız her zaman daha iyidir geri dönüşler için. Şimdi plakamızı kağıdından çıkardık ve uygulayalım arkadaşlar. Şu arkada görmüş olduğunuz M3 kısımlı plakalı kısmına plakamızı ortalayarak oturtmaya çalışacağım. Evet, 35 kupon plaka. Daha önce de Volkswagen Golf 1 aracımda kullanmıştım bu plakayı. O da şurada görmüş olduğunuz gibi. Onda da gayet hoş durmuştu. Jantları da sonradan kendim uygulamıştım. Orijinal haliyle almıştım. Şu şekilde sticker işlemleri. Bu aracın da inceleme videosunu görmek istiyorsanız 2 video önce arkadaşlar ona da bakmanızı tavsiye ederim. Ön plakaya gelecek olursak da aracın önü gerçekten çok vahşi güzel bir görüntüsü var. O yüzden ben diyorum ki aracın önüne plaka koymayalım. Onun yerine şehir trafiğinde çokça görmüş olduğumuz bir yöntem var. Yani hem trafik polisleri genelde müsamaha gösterebiliyor bu duruma. Hem de görüntü açısından çok çok daha güzel duruyor. O yöntemi deneyeceğim. Ön plakamızı bir cımbız yardımıyla tutup direksiyonun ön kısmına, yani ön cama şu şekilde çapraz bir şekilde bırakmamız bence aracın dış görünüşü açısından çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yani önün o tatlı sert bakışlarını plakayı takarak bozmak istemiyorum açıkçası. O şekilde bir yöntem geldi aklıma. Şu şekilde ön tarafa koydum arkadaşlar plakamızı da. Şimdi sırada ne var? Sırada birçoğunuzun belki de merak ettiği dekal uygulama sistemi var. Yani bu dekalleri nasıl uygulayacağız? Önce suya bırakacağız. Suda yapışkanının kartondan, yani altındaki bağlı bulunduğu malzemeden ayrılmasını bekleyeceğiz. Daha sonra kartondan sıyırıp cama veya aracın istediğimiz herhangi bir noktasına uygulayacağız arkadaşlar. Bunu da hemen size göstereyim. Öncelikle dekalimizi tamamen sınırlarından kesmenize gerek yok. Yani yapıştırmak istediğiniz parçayı ufak da olsa kenarlarından keserek şöyle ufak bir çay tabağındaki suya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada yaklaşık bir 25-30 saniye, belki yeri geliyor 1 dakika kadar bekletiyorsunuz ki içinde bir yapışkan var bunun. Yani su bazlı bir yapışkan bu ürün. Kartondan ayrılmasını bekliyorsunuz. Yaklaşık 1 dakika sonra da bu ürün kartonundan ayrılıyor. İster kürdan yardımıyla,
İster direkt elinizle üstünden çekip alabilirsiniz yapışkanı. Yani yapıştırmak istediğiniz ürünü. Ama bunu yaparken dikkatli olun. Ürün su bazlı bir yapışkan olduğu için fazla bir parçası yok. Yani şöyle söyleyeyim, eni yok. Çabuk yırtılabilir, elinizde kalabilir. O yüzden çok dikkat etmeniz gereken bir husus. Ben şu an ilk ürünümün su bazından ayrılmasını bekliyorum. Yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra da ürünü sudan yavaşça çekerken zaten bakın arkadaşlar şöyle göstereyim yakından. Daha parmağımla çekerken yapışkan kısım direkt alttaki üründen ayrılıyor. Ama dediğim gibi çok hassas bir ürün. Şöyle hafif hafif yırtmadan almaya çalışın. Ve daha sonrasında yapıştırmak istediğiniz yüzeyin üstüne bıraktığınızda kendi kendine su bazlı olduğu için direkt kendini yapıştırıyor arkadaşlar. Ben bu dekalemi aracın tam arka camının ortasına yapıştırmayı düşünüyorum. Oraya daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bakalım hemen deneyelim. Üstündeki su kurumadan. Şöyle yavaşça bırakabilirsiniz. Daha sonrasında da bir kürdan veya daha ince bir ürün varsa elinizde onun yardımıyla istediğiniz açıya getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben tam ortalamaya çalışıyorum şöyle. Umarım bittiği zaman istediğim gibi görünür. Üstüne bir sticker daha getireceğim. O yüzden biraz da aşağı kaydırmam gerekiyor. Az önce göstermiş olduğum yöntemle aracın istediğim dekallerini yapıştırdım. Arka camda görmüş olduğunuz gibi istediğim dekaller. Burada arabanın arka kısmına yapıştırdım 2 adet dekal. Onları da hemen şöyle göstereyim sizlere. Biri burada ve öteki de burada olmak üzere arkaya 2 adet dekal. Arka kelebek camına şöyle ufaktan bir detay ekledim. Yine bu da dekal sticker değil arkadaşlar. Ayrıyeten ön cama da olmazsa olmaz diye düşündüğüm güzel bir dekali buraya da ekledim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz hala su var üstünde biraz ıslak. Kuruyunca çok daha güzel bir görünümü olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıyeten aklımda çok yani yaklaşık bir 3-4 sene önce reklamcıdan yaptırmış olduğum şöyle stickerlar var. Araç kokusu olarak şu görmüş olduğunuz çam ağacını birazdan eklemeyi düşünüyorum onu da. Bakalım onu ekleyince nasıl duracak arkadaşlar. Ön aynaya da koku detayımızı ekleyince ön taraf gerçekten dolu dolu ve güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Plakalımız olsun, ön cam silecek üstü sticker'ımız ve ayna koku süsümüz de olduğu takdirde gerçekten de dolu dolu bir arabamız oldu. Ben yapılan işçilikten memnunum arkadaşlar açıkçası. Jant değiştirdik. Spor egzoz taktık. Gerçekten güzel durdu. Arkaya stickerlarımızı ekledik. Arka cama. Çok fazla boğmadım arka camı. Kendi kullandığım aracımda yani günlük hayatta kullandığım aracımda arka cam baştan aşağı kadar yani şu görmüş olduğunuz kısımdan sonuna kadar sticker'la dolu ama bu araçta fazla bir boğma işlemi yapmak istemedim. Çünkü bu araçla ilgili projelerimin bittiğini düşünmüyorum henüz. İç kısım yani şu an dışarıdan baktığınız zaman içeride koltuklar belli belirsiz gözüküyor. Ben o kısımları kırmızı veya bordo renk veya krem rengine boyamayı düşünüyorum ki daha detaylı bir görünüm olsun. Bu aracın inceleme videosunu çekerken de bahsetmiştim sizlere. Estoril mavisi var bu arabanın. Estoril mavisi direkt fabrika çıkışı olarak size içi krem renk kaplama olarak geliyor. Onu tavsiye etmiştim. O da güzel bir ürün arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız Solido üreticiliği bu arabayı almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda umarım Volkswagen Golf 3 aracı incelemek istiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Veya şu arkada görmüş olduğunuz 3 arabadan hangisini inceleyelim? Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Ben Golf'tan yanayım. 1.18 ölçekte bir araç. İncelemesi zevkli olacak. Nore üreticili, bol detaylı, içi halı flex kaplamalı. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Son ufak bir görsel şovla kapatalım arkadaşlar.